Evet, maçtan önce kazanmak istiyorduk. Kaybetmemek de önemliydi bugün. İlk yarıda iyi oynadığımızı düşünüyorum. İstediklerimizi sahaya yansıttık. Rakibe de çok fazla pozisyon vermedik. Ama ikinci yarı talihsiz bir gol yedik diyebilirim. Çünkü ben elle kontrol ettiğini gördüm. Rakibimizin coşkusu bizden daha isteklilerdi. Ama oyunun bir kırılma anı vardı. Oradan sonra biz bir de oyuncu değişikliklerinden sonra biraz sıkıntılar çektik. Dediğim gibi çok eksik geldik buraya. 6 tane yabancımız var. Ankara Gücü'nün kulübesinde bizden daha fazla yabancı vardı. Bir de Campuzano ile Arias'ın sakatlıkları da bizi bayağı problem yaşamamıza neden oldu. Dediğim gibi mücadelemizi yaptık ama kazanamadık. Üzüntülüyüz. Ankara Gücü'nü tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Bizim şimdi önümüzde bir Başakşehir maçı var. Çok yoğun 8 günde 3 maç oynuyoruz. Oyuncular da bayağı sakatlık problemler yaşadık. İnşallah bakalım İsa'da Başakşehir inersek avantajlı bir duruma tekrar geçeceğimizi düşünüyorum. Ama dar kadrolarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Ama sonuna kadar da mücadele edeceğiz. Oyuncularımı da ilk yarıdaki oyun için tebrik ediyorum ama ikinci yarı biraz problemler yaşadık bu konuda. Dediğim gibi Ankara Gücü'ne de bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. İyi akşamlar. Tabii maç gergin ve zor bir maç. Özellikle ilk yarı oyununda 5-6 oyuncunun maalesef bu gerginliği ilk devreye yansıdı. Fakat ikinci devre zaten bir tempomuz ve gücümüz var. Çok pozisyona girdik. 3 tane attık. Yani bu tip maçlarda kazanmak çok önemli. Kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Giresunspor'a da başarılar diliyorum. Soru Solaman. Hocam ikinci yarı daha muhteşem bir Ankara Gücü vardı. Evet. İlk yarıda tabii vasat bir görüntü var. Siz de farkındasınız. Evet, evet. Ne değişti? Bir de Tasos'la Pedrinho'da çok büyük değişiklik var. Siz bunu belki antrenmana bağlayacaksınız ama siz bunu antrenmanla geliştirdiyseniz eski hocalar niye geliştirdi? Hocam onlara bir şey söylemek hani bize yakışık almaz ama benim hani en büyük özelliklerimden bir tanesi oyunu ve oyuncuyu geliştiririm. Yani hani bundan da bir tevazi insanım, hani yanlış bir şey de söylemek istemem. Ama oyuncular en üst seviyesine gelecekler. Göreceksiniz. Daha da iyi olacaklar. Yani onların bu performansından mutluyum. Yani bizim için giren çıkan değil, işte sistem de çok önemli değil. Sistemsiz oynamaya gayret ediyoruz. Belli ilkelerimiz var, prensiplerimiz var. Onun üzerinden gittikçe oyuncular gelişecek ve daha iyi olacaklar yani. Sağ olun. Hepinize ben özür dilerim. Bayramınızı kutluyorum. İyi bayramlar diliyorum. Kusura bakmayın yani heyecanlar. Biliyorsunuz hani bu tribünlerden çıktığım için, Ankaralı olduğum için, yani daha önce ilk geldiğim zaman da söyledim. Çocukken işte Genç ve Yıldız takımında oynadım. İşte Arif abiler, Nazmi abiler, Sadık abiler, Halil İbrahimler, yani onları seyrederek büyüdük. Ya işte Allah da bize bugün bu kulübün teknik direktörlüğünü nasip etti, geldi. Çok maçlarını seyrettim. Balkan Kupası'ndan tutun işte o 19 Mayıs'ın maraton tribününde bir taraftardık, bir seyirciydik. Bugün de yani buranın ne olduğunu iyi biliyorum. Yani burası büyük camia. Büyük camialar büyük oyun oynarlar. Ya geldiğimden beri de bir 5 maç oldu. Bir performans istikrarını tutturduk. Yani Ankara Gücü takımına yakışır bir oyun oynuyoruz. Sonucu da alınca taraftar da bizi sevdi, bağrına basıyor. Biz de onlara saygı ve sevgiyle karşılık veriyoruz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar bayramınızı kutluyorum. Sağ olun. Thank you.